Herkese günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben kahvaltı hazırlıyorum. Daha doğrusu hamurlarımı kızarttım bile. Dün akşamdan böyle bir hamur yoğurmuştum, dolaba attım. Biliyorsunuz ben yoğurup dolaba atıyorum. Böyle bir güzel hamurlarımı kızarttım. Şöyle soğancuları kızartıyorum artık. Burada da ne yapıyorum biliyor musunuz? Menemen yapacağım. Şöyle biberlerimi kavuruyorum. Çayım demlendi. Kahvaltılıkları da çıkarttım. Tamam. Bu da 5 dakikaya olur zaten. 2 de yumurta kırarım içerisine. Şöyle çayımız da demini aldı. Ocağımız battı. Neyse, kahvaltıdan sonra mutfağa sağlam girişeceğim zaten. Hadi bakalım. Tamam. Ha? Başka? Portakal suyu. Ekmek. Ekmek masada galiba. Evet, menemenimiz de hazır sayılır. Adam bardağını versin. Evet arkadaşlar, saatlerimizi 5 yaptık. Kahvaltıdan sonra hiç durmadım. Evin işlerini hallettim. Telefonu da elime almadım. Hızlı yaptım arkadaşlar. Bayağı bir işler hallettim. Birazdan gidip çamaşırı da asacağım balkona. Şöyle tavuklu pilav yapacaktım ya. Tavuklar bayağı almışım. Bereketli çıktı. Şöyle güzelce bunları didikledim. Şurada pirincim. Islattım. Bir yarım saat 40 dakikadır sıcak suda, ılık suda yani duruyor. Şöyle karabiberim yoktu. Getirden birkaç bir şey söylemiştim. Karabiber de söyledim. Tavuklu pilav karabibersiz olmaz biliyorsunuz ki. Şöyle bir yağın bulaşığı hallettim. Daha sonra burada tavuğumuzun suyu var canlarım. Baksanıza ne kadar güzel çıktı suyu. Şöyle kahvaltıdan sonra ikinci demliğimizi demlemiştik. Onu da yarılamışız neredeyse. Birer bardak daha koyarım, içeriz. Öyle buralardayım yani, mutfaklardayım. Ondan sonra evi komple süpürdüm, sildim. Bir mutfak kaldı, mutfağa daha şey yapmadım. Lobamı güzelce ne oldum. Şu pirincimizi de bir süzdürelim. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hafta sonu neler yapıyorsunuz? Bizler evdeyiz valla. İş bitmiyor. Ev işi biliyorsunuz bitmiyor yani. O yüzden de şöyle. Şimdi iyice bir süzülsün. Ondan sonra tavuklu pilavı koyacağım. Tenceremi de buraya hazırlamıştım. Şu geniş tenceremde yapacağım. Çünkü pilav tenceresi küçük gelir. Ama önce birer bardak çay koyayım. Birer bardak bir çay içelim. Daha sonra da pilavı koyup çamaşır asmaya gideceğim. Bugün şu ojelerimi de bir değiştireyim. Yarın doktor randevum var. Payın pazar sayım salı doktor randevum var. Doktora gideceğim hayırlısıyla. Öyle bakalım. Şöyle az bir şey tereyağı koydum. Tavuğun suyu da yağlı ya, çok koymadım. Yarım yemek kaşığı kadar koydum. Çok yağlı olmasın diye. Sıvı yağ hiç koymuyorum. Pirinçleri direkt tereyağında kavururum. Tuzla beraber, ondan sonra da suyunu ilave ederim.
Tavuk suyu da ona yeter diye düşünüyorum. Yetmezse normal su da ilave ederim. Evet, tuzumuzu da attım. Altında az bir şey kıstım. Şöyle bir 5 dakika kavurayım. Şu kınarın baharatlarına gerçekten bayılıyorum. Tam anlamıyla baharatın tadı ve kokusu var yani. Gerçekten güzel. Özellikle Hindistan cevizi alacağım zaman kınarınkini almaya dikkat ediyorum. Evet, bu beni şimdi bir hapşuracak var ya. Burnum kaşınmaya başladı bile. Eyvah eyvah. Evet, tavuklu pilavımız oldu arkadaşlar. Demini alalı bayağı bir oldu. Hala daha sıcak. Isıtmaya gerek yok. Tolunay sıcak biliyor musun? Ya. Evet. Şimdi ayran da var. Onu da çıkartayım dolaptan. Akşam yemeğimizi yiyelim. Tavuk, pilav, ayran akşam yemeğimiz. Başka da bir şey çıkartmayacağım. Arkadaşlar saatlerimiz 8 oldu. Çamaşır asıyordum az önce. Ay yavrum nasıl bakıyor, korkutmayayım da. Çamaşır asıyordum az önce. En son postayı astım hatta. Ay bir baktım şu şeye, sepet kısmına çorapları böyle böyle atıyordum. Az daha hayvanın üstüne çorap atıyordum. Şuna bakar mısınız? Yuva yapmış oraya ya. Allah'ım boncuk ya. Canım benim. Ay yavrum benim. Ben girdim balkona, çamaşırları astım. En son hatta şuraya tişört astım yani. Ama maşallah benden hiç mi hiç korkmadı. Canım benim ya. Benden zarar gelmez kızım. Bizden sana zarar gelmez ki. Sen rahat rahat yumurtla orada, tamam mı? Nasıl bakıyor? Rahat rahat yumurtla orada, tamam mı kızım? He? Neyse korkutmayayım da. Şöyle az önce biberlerimi de suladım. Bakar mısınız biberin büyüklüğüne? Bak. Bakın kocaman. Biraz daha büyüsün koparacağım. Bayağı bir şey var da, biber daha minikler. Şöyle bakın, buralarda da var. Oh, o kadar güzel esiyor ki. Arkadaşlar bugün çok bir video çekmedim ama bayağı yoruldum. Ama bayağı işler hallettim. Oy yavrum benim ya, minnoş. Şu arkada da var, bakın. Bugün size çekmediğim bir de şöyle bisküvi pastası yaptım. Bizimkiler istedi. Yine geçen haftaki gibi yaptım. Böyle ara katını beyaz hem de kakaolu bisküvitle yaptım. Öyle şimdi bir dilim de kendime koydum. Çaylarımızı da koydum. Oturuyoruz arkadaşlar. Evet, saatlerimiz 11.30 oldu arkadaşlar. Şu bambuyu getirdim de baksanıza maşallah ne güzel bir bembeyaz bir kökü çıkmış, kalın kalın. Şimdi bunun suyunu değiştireceğim. Hem vazosunu yıkayacağım. Hem de böyle yaprakları toz oluyor ya. Bir suya tutuyorum böyle. Yani zararlı bir şey yaptığımı düşünmüyorum suya tutmakla. Çünkü bir şey olmuyor yani. Gayet de büyümeye başladı maşallah. Hiç şeyi yoktu, yaprağı yoktu. Her neyse. Şimdi bunu halledelim. Önce şurada bir iki pasta tabağı var. Onları yıkayayım. Öğlen yıkadım, bulaşıkları falan kaldırdım, temiz bulaşıkları. Burası böyle yağınlı doluydu. Ondan sonra şimdi şu pasta tabaklarını kaldırayım, şunu bir halledelim.
Evet, bambu da tertemiz oldu arkadaşlar. Şöyle yapraklarını falan da yıkadım. Bugün sizinle ilk defa yüz yüze geliyoruz sanırım. Bugün çok bir şey çekmedim zaten. Çok bir video çekmedim. Sabah kahvaltıdan sonra başladım temizliğe. Sabah bir de kahvaltıda portakal suyu döküldü yere. Kahvaltıyı toplar toplamaz masanın altı falan filan derken bütün salonu incin incin temizledim. Koltukları falan çektim. Ondan sonra çamaşırları attım. 2-3 makine falan vardı renklerle beraber. Onlara attım. Onlar yıkandı. Onları astım. Mutfağı topladım. Aygazı sildim. Yerleri sildim derken sonra yatak odasına giriştim zaten. Bayağı bir işler hallettim. En sonunda da banyoya girdim. Bu arada şunu kırıldı. Bir iki tanesi. Bunları aşağı bizim Uncular Sokağı'nda bir yer varmış. Oradan alıp bu siyah olanları var. Böyle düz. Onlardan istiyorum. Bakalım bulabilecek miyiz? Onlardan alıp takacağız oraya. Çünkü şurada da kırıklar var. Burada da var bir tane. Her neyse ne diyordum? Banyo temizliğine giriştim. Çamaşır makinesi biliyorsunuz benim banyoda. Onun arkasını çektim. Güzel foşur foşur yerleri, duvarları çamaşır suyuyla köpürte köpürte bir güzel çekpasta çektim arkadaşlar. Tertemiz oldu yani içime sindi. Öyle. Bayağı bir işler hallettim ama videoya almadım. Yaz günü video çekmek, temizlik videosu çekmek zor oluyor canlarım. Üstünüz müsait olmuyor. İşte olmuyor yani. Ondan sonra bugün de böyle bir video olsun. Kısa ve öz bir video olsun. Bilmiyorum ne kadarlık bir video oldu. Şu an tam daha bir edit şeyine geçmedim ama bugünlük de böyle olsun canlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.